AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nda belediye başkanları ile yapacağı toplantı öncesi gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 35. kongresinde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun diktatörlük suçlamasını değerlendirdi. Cumhurbaşkanımıza Cumhuriyet Halk Partisi'nin diktatör diyecekse dönüp kendi aynalarına bakmaları gerekir. Aynada kendi yüzlerine bakmaları gerekir, kendi tarihlerine bakmaları gerekir. Hiçbir ülkede seçimle gelen bir insanın, özellikle her 4 senede bir seçimlerin, 5 senede bir seçimlerin yapıldığı, anayasanın işlediği, muhalefetin olduğu, iktidarın olduğu bir yerde hiçbir zaman cumhurbaşkanları diktatör olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu söyleminin sadece şovdan ibaret olduğunu ifade eden Tüfekçi şunları söyledi. Ben öyle inanıyorum ki şov yapmak için söylemiştir. Samimi olarak söylese diktatörler CHP içerisinde kimler, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kimler dönüp bir baksın, hangi partilerde siyaset yapmış, halkın nezdinde kimler vicdanlarda diktatör olarak ilan edilmiş bir baksın. Ondan sonra da gelsin bugün için konuşsun. Eğer demokratik düzen içerisinde ana muhalefet partisi görevini yapıyorsa otomatik olarak hiçbir ülkede ve bunu da söyleyebiliyorsa diktatörlükten bahsetmeye nasıl bir şey onu da milletin vicdanına bırakıyoruz. Bakan Tüfekçi ayrıca 5 Ocak'ta açılan Habur sınır kapısında sayısal olarak geçişlerin sürekli arttığını da sözlerine ekledi. Habur'da biliyorsunuz 5 Ocak'tan itibaren ulaşım sağlanmaya başlamıştı. Esasında kapılarımız 24 saat açık tutacak şekilde faaliyetteyiz. Ancak Cizre ve Silopi'deki operasyonlar neticesinde güvenlik nedeniyle bir takım kısıtlama uygulanıyordu. Öyle tahmin ediyorum Silopi'deki operasyonlar bitmek üzere, Cizre'deki operasyonlar da bittiğinde 24 saat esası içerisinde bütün ithalatçı ve ihracatçılarımız yol güvenliği sağlanarak geçişlerini hızlandırılacak. 5 Ocak'tan bugüne baktığımızda da sayısal olarak geçişlerin sürekli arttığını görüyoruz.